Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Oyun benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bütün seviyelerini geçtim hem de altın madalyayla geçtim. Eee oyunu illaki aranızda oynayan bir sürü kişi vardır arkadaşlar. Ee, farklı oyun videolarımı çekmemi isteyen de çok kişi vardı. O yüzden kafa topu 2 dışında bir oyun çekmek istedim. Bu oyunu deneyim dedim. Yani deneme işine girdim. Oyun çok hoşuma gittiği için bitirdim resmen. Ama bugün sizlerle birlikte en başından başlayacağız arkadaşlar. Eğer beğenilirse devamını da getireceğim. Ee, birinci seviyeden başlayacağız arkadaşlar. Bakacağız e, en ne kadar hızlı ilerleyebileceğiz. Yani biliyorsunuz bizim bir videomuz ortalama 10 dakika oluyor. 10 dakika içerisinde nerelere kadar geleceğiz. Yani en azından şu yeşil tepeler bölümünü belki bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, birinci yeşil tepeler sonra orman derinlikleri falan bu şekilde gidiyor arkadaşlar ee, Onun dışında şunu söylemek istiyorum Eğer oyunda belli başarıları kazanırsanız Farklı topları seçebiliyorsunuz ee, Ben şu anda bu sarı topu açtım fakat diğerlerini açamıyorum ee, Üstlerinde yazıyor zaten neden nasıl açıldığı falan Bu şekilde sarı topu seçiyorum Hemen e, oyunumuza başlayacağız Eğer siz sıfırdan yüklediyseniz bu top ile başlayacaksınız sonraki başarımı kazandığında bu topu alabileceksiniz İsterseniz ben de kırmızı topla başlayayım sonra belki döneriz diğer topa Birinci seviyeden başlıyoruz arkadaşlar hızlıca Eğer dediğim gibi oyun beğenilirse devamını da çekeceğim arkadaşlar Özel olarak bosslar içinde bir bölüm yapabilirim Tüm bossları gördüm çünkü Evet oyunumuza başladık oyunumuz bu şekilde bir tane topu kontrol ediyoruz buradaki yıldızları toplayarak bitişe ulaşmaya çalışıyoruz tabii bitişe ulaşmak için bir takım zorluklarla baş etmemiz lazım altın madalya kazanmak için oyundaki yani bu bölümdeki mesela bütün yıldızları toplamamız lazım ve bütün canavarları da yok etmemiz lazım o zaman altın madalyayı veriyor. Şu an zaten sağ üstte görüyoruz. Eğer bu şekilde bitişe varırsak bize gümüş madalya vereceğini söylüyor. Ama şuradaki yıldızı alırsak altın madalya dönüşüyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. Şu odun biraz sıkıntı çıkarttı bize. Geldik 3. seviye Tabii ki bu seviyeler bayağı kolay ama sonralardan gerçekten çok zorlanıyor arkadaşlar. Evet, canavara dokunduğumuz için bir canımız gitti. Şimdi bunu alıp taşıyacağız ama arkasında kalmamamız lazım yoksa bizi ezer geçer, öldürür arkadaşlar. Buraya geldik. Checkpoint'imizi de aldık. Devam ediyoruz. Yetiştik mi? Yetiştik. Çok güzel. Aşağıdaki checkpoint'i de alalım. Evet. Şimdi ben oraya nasıl zıplayacağım? Buradan gelip bu şekilde zıplamamız lazım. Yetiş Yapma be yetişemedik tekrardan zıplamamız gerekecek şuradan biraz ivmeyi alalım arkadaşlar o şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum gayet güzel. Altın madalyayla bu bölümü de tamamlamış olduk gördüğünüz gibi bölümler yavaş yavaş zorlaşıyor. Gerçekten yani ileriki bölümlerde baya baya zorlandığım oldu yani defalarca deneyip altın madalyayı alabildiklerim oldu. O şekilde e, yalnız ben bunu buraya getirdim buraya getirmeyecektik bunu tekrardan oraya götürelim e, şuradan onun üstüne zıplayacağız buradan da şöyle yaptık mı tamamdır burayı geçtik sana şöyle bir tane vuralım evet köprüden geçiyoruz garip bir köprü şimdi ne yapacağız aşağıda bir tane boşluk var kayayı oraya yuvarlayacağız sonrasında kutuyu da üstünden geçireceğiz muhtemelen. Hemen şöyle kayayı yuvarlayalım. Bu bölümü çünkü oynadım bayağı oldu. Birkaç gündür bu bir oyunla oynuyorum. Öyle sıkıldıkça falan. Sınavlardan falan fırsat buldukça. Evet. Bir sonraki bölümümüze geçtik. Altıncı seviye. Bakalım burada neler yapacağız. Hemen şu kayayı alalım. Kayayla bunu itince suya düşüyor canavar. O da orada ölüyor büyük ihtimalle. Aynen öyle. Evet buradan atladık. Burada bir tane teleferik tarzı bir şey var. Yürüyen bant sistemi şeklinde. Devam ediyoruz. Burayı da geçtik arkadaşlar. Yani şu an belki zevksiz gelebilir size. Çünkü dediğim gibi bu bölümler biraz kolay bölümler. Ama şu an fark etmişsinizdir. Yavaş yavaş zorlanıyor. Evet yine bir çark sistemiyle daha karşı karşıyayız. Şöyle şunu da aldık. Bu kutuyu buradan geçiriyoruz. Buradan da geçiriyoruz. Tamamdır. Zıplamamız için alan oluştu. Araba var. Çok güzel. Arabayla şöyle hızlıca bir gidelim. Bunu öldürdük. Tamam. Güzel. Arabayı şimdi sanırım geri getireceğiz. Tek amacı bu olamaz çünkü. Ee, şöyle bir geriye doğru sürelim. Biraz fazla mı sürdük? Yok iyi. Tam kutuyu üstüne atabiliriz. Evet, şu an nakliyat yapıyoruz arkadaşlar kutuyu oraya nakletmemiz lazım. Yalnız kutuyu düşürmeyelim. Tamamdır gayet güzel. Bu bölümü de bu şekilde geçmiş olduk. Ne yapıyoruz burada Ay canavar varmış. Bu canavar biraz güçlü canavar. iki vuruşta ölüyor tek vuruşta ölmüyor. Buradan şimdi karşıya zıplayacağız ama böyle zıplayamıyoruz. Şu şekilde zıplayacağız mecbur. Şurayı biraz doğrultalım ve atlayalım. Gayet güzel. Şu Moblo'nun yazısı biraz sıkıntı çıkartıyor. O yüzden onu yukarıya taşıyacağım. Devam edelim. Aşağıda bir tane yıldızımız var. Şunu şöyle yaptık. Güzel. Bunu da şuraya taşıyıp üstünden zıplayalım. Haydi yetişecek miyiz? Yetiştik gayet güzel. Burada su var. Şu canavara mecbur dokunmamız lazım Yoksa yukarıdaki şeyi alamıyoruz Evet 8. seviyedeyiz Yeşil tepeleri bitirebilecek miyiz Bakalım bu canavarı Öldürelim öldürmeyelim ya Zaten ben bütün bölümlerin şeyini aldığım için Nasıl söyleyeyim Altın madalyasını aldığım için Canavara üstten vurdum Ben nasıl öldüm anlamadım Gerçekten neyse bakalım yani ne diyordum? Bütün bölümlerin altın madalyasını aldığım için şu an altın madalyaya bir ihtiyacım yok gibi. Evet. Yukarıda bir dönen şey var. Ee, pervane. Değirmen mi demeliydim? Değirmen desem sanırım daha doğru olabilirdi. Haydi geç karşıya. Güzel. Karşıya geçtik. Çok güzel. Başlar başlamaz canavarı öldürdük. Bu bölümden sonra olamaz <laughs> ee, şeyi değiştireceğim arkadaşlar topu değiştireceğim aynı zamanda e, o kısma birazdan döneceğim şimdi topu değiştirelim önce bir topumuzu değiştirdik kaçıncı seviyede kalmıştık biz unuttum Vallahi unuttum 9'da mıydık 10'da mıydık 9 e, olabilir aynen 9'daymışız gayet güzel bir şey e, düşünmüşüm şimdi arkadaşlar şöyle bir mevzu var eğer ki mesela sizin Oyunda karşı tarafları geçebilmeniz için yapman yapmanız gereken şeyler var. Mesela onu yanlış yaptığınızda bu küçük topumuz üzülüyor. Mesela şu kutuyu aşağıya atmamamız lazım. Önce şu... Allah kendim düşüyordum. Ee, önce şuradaki tahtayı köprü olarak kullanıp kutuyu öyle geçirmek lazım. Diyelim ki biz bunu aşağıya attık. Ne oluyor? Üzülüyor arkadaşlar. Topumuz, küçük topumuz diyor ki yani artık geçemeyeceğiz. Başka hiçbir türlüsü yok. Bakalım geçebilecek miyiz? Şöyle bir şey yapalım. Kendimiz kendi çabalarımızla geçmeye çalışalım. Yani imkanı yok gibi arkadaşlar. Mecbur olarak o kutuya ihtiyacımız var. O yüzden önce ne yapıyoruz? Şu köprümüzü bir kuruyoruz. Ondan sonra kutumuzu geçiriyoruz. Yani oyunda bu tarz küçük detaylar gerçekten güzel. Hoşuma gitti yani. O şekilde yani dediğim gibi belki bu bölümler size kolay gelebilir. Ama ileriki bölümlerde eminim çoğu kişi zorlanır arkadaşlar. Bu arada biz bunu şöyle çevirmemiz gerekirken bir anda sonuna geldik herhalde. Tam tersi yönde döndü. Ee, buradan da geçtik. Gayet güzel. Şu kutuları da şöyle tek tek üstünden atlayalım. Bu devriliyordu değil mi? Heh tam zamanında atladık. altı madalyayı alamadık ama olsun bak. Hayır. Az daha düş, düşme. Düştük maalesef. Ulan bir de arkadaşlar tam düşmeden önce şöyle ufak çaplı bir hile yapabilirsiniz. Mesela düştüğünüzü anladınız. Şöyle yaparsanız e, canınız gitmeden kurtulabilirsiniz. Bir daha deneyelim isterseniz. Şu anda 3 tane canımız var. Şöyle yaptık tam düştüğümüzü anladık. Şöyle bir yaptık mı tamamdır. Düşmekten yani canımızın gitmesinden en azından kurtuluyoruz. Tamam oradaki yıldızı aldık gayet güzel. Devam edelim. Seni bir aşağı atalım kanka. Aşağıya attık. Seni de alalım. Karşıya atlayalım. Şuradaki yıldızı almak istiyorum. Gayet güzel. Evet. Burada bir canavar var. Canavar. Aslında benim o canavarı öldürmemem mi gerekiyordu yoksa? Bir saniye. Hemen atlamam lazım. Tamamdır. Öldürmekte sıkıntı yokmuş. Öldürmeyelim şimdilik bunu. Çünkü karşıya geçmemiz için bazı canavarlar yardımcı olabiliyor. Mesela ileriki bölümlerde butona falan basmaları gerekiyor canavarların. Öyle garip garip olayları var. Evet buradan geçtik. Buranın olayı neydi? Olayını çözmeye çalışırken aşağıya düştüm arkadaşlar. Ha bu şey şeklindeymiş. Terazi şeklindeymiş. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyormuş. Şuradakini de aldık mı devam ediyoruz. Ve bu map'imizi de bitirdik arkadaşlar. 12. seviyeye kadar geldik. Gayet güzel, eğlenceli bence. Yani tabi dediğim gibi bu bölümler belki size kolay geliyordur ama yani şuradaki bölümler gerçekten inanılmaz zorlaşabiliyor arkadaşlar. Yani bu şekilde güzel bir oyun. Oyunun bu kısmında da süreli olarak yarışıyorsunuz. Yani yıldız toplamak veya canavar öldürmek değil amaç Verilen süreye göre bitişe ulaşmanız gerekiyor Burada da bayağı bir altın madalya aldım Şuralarda alamadım Yani uğraşmadım daha O şekilde anlatayım Evet arkadaşlar eğer ki videoyu beğendiyseniz Devamını da çekeceğim Dediğim gibi ileriki bölümler çok daha fazla heyecanlı olacağı için Sizler de beğenebilirsiniz diye düşünüyorum ee, yine buraya kadar beğendiyseniz videosunu da çekmemi istiyorsanız e, yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Videomu beğendiyseniz abone kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay